Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 13-19 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş Yengeç burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Merkür de bu haftadan itibaren artık ileri harekete dönüyor. Son 3 haftadır Merkür retrosu sizin için iş hayatınızda, kariyer hayatınızda iş ortamınızdaki kişilerle kurduğunuz ilişkilerde, iletişimlerde veya aile ilişkilerinde biraz sorunlar çıkarıyordu zaman zaman. Sizi engelliyordu. Gereksiz pürüzlerle karşılaştınız. Bazı anlaşmazlıklar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi Merkür düzeliyor yavaş yavaş daha rahat ilerleyeceğiz. İş hayatımızda, günlük hayatımızda. Kendimizi ifade ederken artık zorlanmayacağız. Evet yine Merkür Yengeç Burcu'na biraz duygusaldır. Bazı kararsızlıklar ortaya çıkarabilir. Zaman zaman bizi sıkıştırabilir bu anlamda. karar vermemizi zorlaştırabilir ama tabii ki retroda olduğu kadar geciktirici ve engelleyici olmayacaktır. Şimdi biraz daha hızlı hareket etmemiz, planlarımızı hayata geçirmemiz mümkün görünüyor. Gezegeniniz Venüs ikizler burcunda size çok güzel bir destek açıda bu hafta genelinde. Evet Venüs'ün o şansı sizinle hem maddi anlamda hem manevi anlamda güzel destekler alabilirsiniz. Özellikle artık seyahat planlarınızı, tatil planlarınızı Merkür'ün de düzelmesiyle beraber daha rahat hayata geçirmeniz mümkün görünüyor. Eğitim veya ticari hayatta da yaşadığınız kısıtlamalar bu haftadan itibaren açılabilir daha rahat ilerleyebilir. Pazartesi günü Ay Koç burcunda olacak. Tam karşıt burcunuzda. İlişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, eşiniz ve partnerinizle ilgili konular biraz öne çıkıyor. Biraz dikkat edelim çünkü biraz kasvetli enerjiler var. Ay Koç'ta zaman zaman ilişki dinamiklerinizdeki e, sorumluluklar baskı yaratabilir. E, bazı kronik sorunlar tetiklenebilir. Bu anlamda daha sağduyulu, daha anlayışlı olmakta, duygusal davranmamakta fayda var. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Ay Boğa burcuna geçecek. Perşembe sabahına kadar iki buçuk günlük süreç içerisinde sevgili teraziler 8. evinizdeki ay geçişi aslında parasal konularda olumlu görünüyor. Bu kendinizi maddi manevi güvende hissedeceğiniz koşulları oluşturabilir. Veya bazı desteklere ihtiyacınız varsa bir borcun ödenmesi, bir kredinin kapatılması ya da bir banka işiniz var. Bununla ilgili destekler alabilirsiniz. Rahat çözümler bulabilirsiniz ruhsal ya da bedensel bazı tedavileriniz, şifa, operasyon ve benzeri konularınız da olabilir hayatınızda. Evet, ay boğa burcundan geçerken yine salı ve çarşamba bu tarz konulara da zaman ayırabilirsiniz. Perşembe sabah saatlerinden itibaren ay ikizlere geçecek artık. Evet, enerjimiz yükseliyor, zihnimiz de biraz özgürleşiyor, daha iyimser oluyoruz. Meraklıyız, heyecanlıyız, entelektüel anlamda hareketli günler. Perşembe, cuma, Cumartesi öğleden sonraki saatlere kadar bol bol okuyabiliriz. E, sosyal medyada hareketli zamanlar geçirebiliriz, araştırabiliriz. Eğitimle ilgili konularda başarılı olabileceğimiz günler. Yine her türlü iç dış ticaret ve benzeri faaliyetler aktif olabilir. Yakınlarımızla temasta olabiliriz, bol bol konuşabiliriz, haberleşebiliriz. Seyahat için, geziler için de yine e, olumlu günler. Bunu değerlendirebiliriz. Ve cumartesi Akşam saatlerinden itibaren Ay Yengeç burcunda. Pazar günü de Ay Yengeç burcunda daha duygusal enerjiler verecek bize. Biraz daha kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz. Dolayısıyla aile konuları, yakınlarımızla ilgili temalar hafta sonu belirleyici olabilir. Muhtemelen evde daha fazla zaman geçirmemiz, ebeveynlerimize zaman ayırmamız, birlikte bazı faaliyetler içerisinde olmamız mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.